Merhabalar, 10 Ocak 2022 Pazartesi, haftanın ilk işlem günü. Hoş geldiniz. Herkese güzel, kazançlı ve sağlıklı bir hafta dilerim arkadaşlar. Bu hafta Amerika enflasyonu bütün piyasalara damgasını vuracak ve konuşulmaya zaten başlandı. Amerika enflasyonu gündemde. Neden gündemde? Bütün küresel piyasaları ve bütün volatiliteyi şu anda oluşturan ve devam ettirecek olan Fed'in toplantısında alacağı kararlara kadar etkili olabilecek önemli rakamlar çarşamba günü gelecek arkadaşlar. Hem tüfe hem de çekirdek enflasyonu Amerika'dan bekliyoruz. Powell'ın ve yardımcısı Lal'in adaylıklarının onaylanacağı bir oturum olacak. Burada kendilerinin her ikisinde bir konuşma yapması bekleniyor. Çarşamba günü Amerika enflasyonu açıklandıktan sonra neler olabilire baktığımız zaman arkadaşlar, dolar endeksinde yani güçlü bir enflasyon gelirse, ki şu anda Amerika'da yani ciddi bir enflasyon bekleniyor ve herkes bunu konuşuyor artık. Yani böyle sürekli Amerika'dan farklı farklı yerlerden, farklı insanlardan, Biden'dan tutun da hani eski bakanlara kadar konuşmalar var. Hepsi şu anda önemli kuruluşlarda dahil olmak üzere Amerika enflasyonunu konuşuyor ve bir şekilde yorum yapıyor bununla alakalı. Dolayısıyla çarşamba günü gelecek olan enflasyon aslında korkuluyor. Neden? Yüksek bir enflasyon beklentisi var. Çünkü Amerika Fed bütün 2022-21 boyunca bu enflasyon kalıcı olacak. Hani bizim faiz arttırmamıza bile gerek kalmayacak. Dolayısıyla faiz arttırmadan bile biz bu işi çözebileceğiz konusunu sürekli 2021'de vurguladılar, gündeme getirdiler ve insanları bir şekilde bu şekilde aslında kandırmış oldular. Ama hiç de geçici olmadığı görüldü. Üstelik de yüksek bir enflasyon var. Dolayısıyla çarşamba günü yüksek bir enflasyonu bekliyoruz. Böyle gelmesi durumunda ne olur? Arkadaşlar, yüksek bir enflasyon demek Amerika'da daha yüksek beklentinin üzerine gelmesi demek. Fed'in alacağı faiz kararının, yani daha sıkı bir FED demek, daha sıkı, daha şahin bir FED demek, faiz artırımlarının daha hızlı gelmesi demek, daha fazla olması demek, hatta bilançonun bile küçültülmesi demek anlamına geliyor. Bundan ne anlamalıyız, ne olur? Dolar endeksinin güçleneceğini görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu hafta çok önemli dolar açısından da. Dünyada dolar endeksinin güçlü olabileceği, çarşamba enflasyonuyla beraber yükselebileceği bir görebiliriz. Dolar endeksi görebiliriz. Yine buna paralel bir şekilde aynı gün Amerika 10 yıllık tahvillerinde zaten şu anda sert bir yükseliş var. Oradaki bu sert yükselişin devamını da görebiliriz, öyle söyleyeyim. Ve bu tabii ki ons altın üzerinde de bir etki yaratacak. Zaten şu anda bakın, Amerika 10 yıllık tahvil faizleri sert bir şekilde birkaç gündür, özellikle geçen haftadan bu yana sert bir yükseliş gösteriyor. Şu anda 1.79, yani 1.80'e dayanmış durumda. Bu da onsu da aşağıya doğru ittiriyor arkadaşlar. Ons altın 1792 dolar seviyesinde. Bu hafta içerisinde ons tarafında sınırlı da olsa, bu benim tabii ki tahminim, hani kesin olacak demiyorum çünkü sert düşüş bekleyenler de var, ama ben ons altın tarafında düşüş olsa bile dolar endeksinin veya Amerika 10 yıllıklarının yukarı çıkmasıyla beraber sınırlı bir düşüş olacağını düşünüyorum. Öyle 1600 dolarlar bekleyenler var, benim öyle bir beklentim yok. Zaten bakın 1793 dolar şu anda, hadi bunu 1750 dolarlara gelsin, hani gelsin, gelebilir. Tamamen temel analize dayanarak söylüyorum bunu, ama piyasalar her şeye gebe, her şeyi beklenebilir arkadaşlar. Şimdi dolar endeksi de 95.992, yani 96 sınırında olduğunu söyleyebilirim dolar endeksinde. Ama piyasadaki bu riskleri şu anda Amerika 10 yıllık tahvil faizleri bayağı böyle bu riskleri fiyatlıyor. Burada %2'lere kadar bir çıkış görme ihtimalimiz var mı? Evet, var. Bu da dediğim gibi ons ve dolar endeksi tarafında ve bütün piyasalarda şey yapacak, oynaklıklara sebep olacak. Yani bu hafta epey bir rakamlarda oynaklık olacağını söyleyebilirim piyasalar açısından. Zaten ne olmuştu? 2022'nin ilk haftası, yani geçen hafta 14-15 Aralık'ta Fed'in toplantısının tutanakları açıklandı geçen hafta. Dolayısıyla bu tutanakların açıklanmasıyla beraber ne gördük biz? Fed'in daha şahin bir Fed gördük. Hatta faiz artırımını öne çekebiliriz
bilgisi var. Yani Mart ayında daha hızlı gelebilir. Hatta bilanço küçültebiliriz. Aslında bütün konu, bütün en önemli nokta faiz artırımının erken gelme olasılığının yüksek olması. Bununla beraber bilanço küçültmesinin de daha hızlı gelebileceği sinyalleri piyasada epey bir volatilite yarattı. Yani tamamen mesela küresel piyasalara baktığınız zaman hisse senedi, özellikle hisse senedi taraflarında Amerika'da borsada çok ciddi yani dalgalanmalar var. Türkçesini söyleyeyim. Çok ciddi dalgalanmalar var. Özellikle teknoloji hisselerinde ciddi düşüşler var. Buna kriptolar da eşlik ediyor aynı şekilde. Özellikle teknoloji hisseleri Nasdaq'ta ve kriptolarda aslında bu Fed'in faiz artırımının olacağı sinyalini geçen seneden beri fiyatladığını söyleyebilirim size. Çünkü bakın devam edelim. Şöyle devam edelim isterseniz. Bu konuda tam da bu noktada aslında buraya vurgu yapan Bank of America'nın çok çok önemli bir açıklaması var. Balon patladı dedi. Balon patladı açıklamasını yaptı. Yani balon patlayacak değil de patladı dedi. Diyor kendisi. Şimdi diyor ki kripto paralar, yani şöyle biraz daha meal, daha net, daha anlayabileceğiniz şekilde gideyim. Parasal genişlemenin artık yavaş yavaş sonlanmasıyla beraber, FED'den daha sıkı bir FED sinyaliyle beraber artık 2022 yılında faiz artırımlarının geleme ihtimalinin yüksek olacağı ihtimalleriyle beraber 2021'in aslında sonlarından itibaren, yani Kasım Aralık döngüsünde özellikle kripto varlıklar, kripto paralar ve teknoloji hisseleri ve paladyum ve birçok varlık bunu fiyatlamaya başladı ve burada düşüşler, buradaki balon patladı diyor. Yani patlayacak demiyor, buradaki balon patladı diyor. Devam edecek olursak mesela bu tarafta özellikle bahsettiği, altını çizdiği kriptolara baktığımız zaman Bitcoin'in Kasım ayında 69 bin dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 69 bin dolardan sonra o gün bugündür sürekli düşüş eğiliminde olan bir Bitcoin ve kripto paralar var. Yani son nereden baksanız 2 aydır aslında sürekli gel git yaşayan, bir türlü yükselemeyen, yerinde sayan ve hala kritik seviyelerde olan Bitcoin'i görüyoruz. Ve tabii ki Bitcoin'le buna bütün kriptolar aslında eşlik ediyor bu süre içerisinde. Neden? Çünkü zaten geçen anlatmıştım size kriptolarla alakalı yaptığım yayında, o yayın çok seyredilmedi ama aslında çok önemli bir yayındı. Bakın parasal genişlemenin olduğu bir dönemde paranın aktığı bir platform kripto para borsaları. Dolayısıyla bunun çekilme sinyalleriyle beraber de ne olacak? Burada aşağıya doğru gidişler görüyoruz. Şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin 41-42 bin dolar seviyesinde hareket ediyor ama hala 40 bin dolara gelme ihtimali ve aşağı dönme ihtimali bulunuyor. Yukarı çıkma ihtimali de var ama daha çok bu sinyallerle beraber bir miktar daha buralarda dikkat etmek gerekiyor. Buralarda olanlar için söylüyorum. Aşağı stopları koymak, aşağı yönlü daha doğrusu stopları koymayı unutmayın arkadaşlar. Kriptolarda olanlar için söylüyorum. Çünkü Bitcoin'de hala 40 bin dolar seviyesi önemli ve 40 bini kırarsa aşağı gitme potansiyeli de taşıyor ve 40 bin, 42 bin dolar, 41-42 bin doların da çok üzerine atmıyor son zamanlarda. Bu hafta gelecek bu sinyallerle beraber biraz daha volatilite yükselebilir ve aşağı gidiş de güçlenebilir. Yani bu hafta aslında her şeyde, bütün varlıklarda, borsa tarafında, küresel piyasalarda, ons tarafında, dolar endeksi tarafında ve keza işte yine kriptolarda büyük oynaklıklar olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ama diğer taraftan da hani şöyle düşün, hep yükselen piyasalarda niye almadım, niye almadım diyoruz. Ama düşen piyasalarda da aslında bunlar aynı zamanda hep alım fırsatı da yarattığını unutmamak gerekiyor. Tabii ki bütün parayla girmemek, özellikle bu hafta mesela böyle haftalarda çok böyle bir şeyler almak satmak gerçekten çok zor. Çok iyi bir trader olmanız gerekiyor. Çok iyi tahminlerde bulunmanız gerekiyor. Doğru ata oynamak gerekiyor. Bu hafta bu işi bilmeyenler açısından tehlikeli, çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Amerika enflasyonu her şeyi şey yapabilir, değiştirebilir. Yine Fed'in ve yardımcısının yapacağı konuşmada enflasyona vurgular gelebilir arkadaşlar. Bunlar da piyasada ciddi oynaklıklara sebep olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Bank of America'nın bahsettiği teknoloji hisselerindeki düşüş de yine aynı şekilde Amerika'da borsa tarafına baktığımız zaman özellikle Nasdaq'taki düşüş çok dikkat çekici. Hala orada büyük bir dalgalanma var. Bu
dalgalanma bütün dünyada şu anda kripto özür dilerim bütün küresel piyasalarda hisse senedi piyasalarında dalgalanma aslında devam ediyor. Aralık'la beraber özellikle geçen haftayla beraber hani aşağı yönlü şeyler gidişler çok daha böyle sinyaller üretiyor. Ama özellikle Nasdaq tarafında toparlanamayan bir teknoloji hisseleri görüyoruz. Buradaki düşüşler çok daha sert arkadaşlar. Zaten Bank of America balon patladı diyor. Biz ne dedik? Buralarda balon var demiştik. Borsada Amerika borsaları ve küresel piyasalarda parasal genişlemeyle beraber lastiğin çok şiştiğini artık çok büyük bir balon olduğunu söylemiştim size. Sürekli bunun altını çiziyorduk. 2021 yılında çizdim. Dolayısıyla da şu anda Bank of America bizim söylediğimizi aslında benim söylediğimi dillendirmiş oldu. Buna dikkat çekti arkadaşlar. Bu önemli. Bakın devam edelim. Yine Amerika enflasyonu ne kadar önemli bir hal aldığını görmeniz. Yani daha doğrusu konuşmalar artık konuşuluyor. Artık konuşuluyor. Amerika enflasyonuna ilişkin mesela ünlü yatırımcı Moody's'ten bir enflasyon uyarısı var. Kendisi diyor ki enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını ve Amerika tahvil getirilerinin yükselebileceğini söylüyor. Amerika tahvilleri şu anda 1.80'e biraz önce söyledim dayanmış durumda 1.79'larda bunun daha da yükselebileceğini çünkü neden risklerin arttığını söylüyor ve enflasyonun yeteri kadar fiyatlanmadığını yani volatilitenin piyasada daha da yükselebileceğini kendisi bunu fiyatlıyor. En gerçekçi yorumlardan bir tanesini Amerika Hazine Bakanı Summers yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz Fed bugüne kadar ne dedi? Geçici dedi. Merak etmeyin faiz arttırmadan ben bu işi çözeceğim. Enflasyon gidecek, kalmayacak. Hep bunu söyledi. Ve kimse de kalkıp da demedi ki hayır geçici değil. Geçici değil bu kalıcı bir enflasyon demedi. Arada ufak tefek sesler çıktı ama genel itibariyle yükselen bir piyasada herkes kesesini doldurmaya baktı arkadaşlar. Fed de işte yalanlarla dolanlarla bu işi götürmeye bir şekilde buraya kadar getirdi. Ama şu anda artık bu sesler ayyuka çıkmış durumda. Eski Hazine Bakanı, Amerika Eski Hazine Bakanı Summers'ın gerçekçi yani yorum yapanlardan bir tanesi. Fed'in ve piyasaların faizi. Fed'in, Amerika Merkez Bankası Fed'in ve piyasaların faizi 1.2 %2,5 seviyesinin üzerine çıkarmadan enflasyona mücadele edebileceğine inandığını söyledi. Yani Fed, hani siz bir oyun çevirdiniz ama yani işte bu ayyuka çıktı, bunu biliyoruz, bu bir yalandı, piyasaları hep yükselttiniz, balon yaptınız ama şimdi artık eliniz mahkum, ben bunu görüyorum şeklinde böyle bir açıklaması oldu arkadaşlar. Ve nitekim yine Goldman Sachs 2022 için Fed'den 3 değil 4 tane faiz artışı beklediğini söyledi. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında bu faiz artışının kesinlikle olabileceğinin altını çizdi. Yani bu sene 2022 yılı tamamen Amerika Fed'in, Merkez Bankası'nın yapacağı hamleler, enflasyon özellikle şu an çok büyük bir enflasyon konuşması var. Neden? Çünkü yüksek bir enflasyon Amerika'da artık daha şahin sıkılaşmaya giden hatta bilanço küçültmesine giden bir Fed görme ihtimalini yükseltiyor arkadaşlar. Bilanço küçültümü çok önemli. Çünkü piyasa şu anda aslında bir faizi artıracağı çoğunu fiyatlıyor. Aslında bakarsanız fiyatlamaya başladı. Faiz artırımını fiyatlıyor. Zaten tapering'i fiyatladı. Şimdi bilanço küçültümünün fiyatlanması çok apayrı bir şey. Gerçekten çok apayrı. Yani ne dedik? Verdiği para musluklarını yavaş yavaş kısıyor şu anda bitiriyor onu. Ama eğer faiz artırımı döngüsüne girecek ve bununla beraber ben bilanço küçültmesine de gidiyorum derse dünyada o bıraktığı saldığı dolarları çağıracak. Hatta bir tabir vardır. Eskiden çok kullanılan bir tabirdi. Son zamanlarda ben kimseden duymuyorum pek ama işte doları yakıyor. Amerika dolar yakmaya başladı. İşte bilanço küçültümü. Dolar yakmaya başladı. Doları çekecek ve yakacak. Yani bilançoyu küçültecek anlamına geliyor diğer taraftan. Bunu faiz artırım sinyaliyle yapacak arkadaşlar. Bunların hepsi aslında aynı zamanda dolar endeksinin yani doların güçlü bir dolar görme ihtimalimizi de güçlendiriyor. Bütün bu sinyaller, bütün bu konuşmalar artık çünkü enflasyonla Amerika başka türlü baş edemeyecek. Bunu herkes gördü ve bu konuşmalar yapılıyor. Gelelim bize şimdi dolar endeksinin güçlenme ihtimali Amerika'nın Fed'in bilanço küçültmesine gitme artık ihtimalinin yükselebileceği bir ortamda küresel piyasalarda risklerin volatilitenin çok arttığı bir ortamda bizde de dolar kuru bakın
13.76'daki keza dolar endeksine baktığımız zaman 96 seviyesinde bir dolar endeksi görüyoruz. Yani güçlenen bir dolar endeksi görüyoruz. Buna rağmen bizde dolar şu anda 13.76'larda, yani düşük düştü, bir parça küçük de olsa bir gevşeme var. Ya bu bir düşüş mü değil? Birazdan bir bakarsınız 13.87'lere zaten gitti gün içerisinde. Bir baktınız 13.90'lara da gitti. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki arkadaşlar, güçlü bir dolar 2022'ye damgasını vuracak. FED faizleri damgasını vuracak. Dolayısıyla bu anlamda bizim içeride de, tabii ki bütün dünyada olduğu gibi, bizde de dolar TL'yi epey bir zorlayacak. Çünkü dolar TL'nin şu anda kritik bir seviyede, yani böyle 14'ü zorluyor ama oradan bir el aşağı doğru itiyor biliyorsunuz. Normalde bu el aşağı doğru itmese kesinlikle burada çok hızlı bir şekilde bizdeki dolar kurunda yukarı çıkacağını söyleyebilirim size. Ama içeriden biliyorsunuz yapılan bugüne kadar müdahaleler, baya bir mücadele var o tarafta. Dolayısıyla biz dolar TL'yi aşağı getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama nereye kadar? Çünkü neden? Bizden kaynaklı olmayan global ortamda çok güçlü bir FED, şahin bir FED görünümü, dolar TL'yi de eli mahkum bir şekilde bir yerden sonra koparacaktır diye düşünüyorum. Çünkü eli mahkum bu bizden değil. Biz ne kadar müdahale edersek edelim, nereye kadar edebiliriz? Dolar endeksi dünyada doların çıkmasıyla beraber burayı bayağı bir zorlayacaktır arkadaşlar. Yani bizi zorlayacaktır, öyle söyleyeyim. Merkez tarafını, Merkez Bankası'nı müdahalelerinde epey bir zorlayacaktır. Borsa tarafına baktığımız zaman, biz borsa tarafında biraz Amerika'dan, küresel piyasalardan ayrışıyoruz. Çünkü içeride çok fazla yabancı yatırımcı yok. Bir miktar vardı. O bir miktarı da yıl sonu itibariyle çıktı arkadaşlar. Diğer taraftan son olarak altınla ons ile ilgili düşüncelerimi de söyledim size. Ons tarafında bu hafta bayağı bir şey olabilir. Yani oynaklık olabilir ama sakın korkmayın. Kısa vadede, hatta alttan düşerse alımlar için kademeli kademeli, hani param var ufaktan ben de alayım, yani alınabilir ama kademeli alım kesinlikle. Çünkü neden bilmiyoruz. Yani gerçekten bunu bakın, volatilite olacak evet, ama bu volatilite ne kadar devam edecek, aşağı mı yukarı mı yönlü, yani gitme yönünü biliyoruz ama ne kadar olma ihtimali ve içeriden bizden gelecek atakları tam olarak aslında dalgalı bir seyir, daha doğrusu öyle söyleyeyim, çok volatilite ve dalgalı bir seyir olacağı için işte parası olan uzun vadede zaten aşağı geldi mi ufak ufak alınabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü diğer taraftan tekrar dolara, gram altın tarafını söyleyeyim. Gram altın 800 TL'yi hala zorluyor. 797-796 bu seviyelerde. Ons altın ne kadar düşerse düşsün, ki düşmeyecek, emin olun. Ben öyle düşünüyorum. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Bu düşüş değil. Bu kadar açıklamaya rağmen bakın, ons tarafı Amerika 10 yıllıkları şu anda 1.80'e gelmesine rağmen ons altın hala 1.790 dolar seviyesinde. Yani 1.750'lere, 1.740'lara bile gelmedi. 1.760'lara bile gelmedi arkadaşlar. Buralarda tutunmaya çalışması güçlü bir altın olduğunu gösteriyor. Çünkü yüksek bir enflasyon var Amerika'da ve ne olursa olsun FED ne kadar faiz artırsa artırsın negatif faiz ortamı var. Altına sığınılacak, mutlaka altına sığınılacak ve pozisyonlarda altın alımı bence gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek. Bu ons altını güçlü yapacak. Yani gram tarafında gerekse ons, gerekse dolar TL açısından ya da dolar kuru ya da dolar endeksi açısından baktığımız zaman, yani dolar ve onsu iki ayrı teraziye koyduğumuz zaman, ne olursa olsun bir tarafı mutlaka güçlü kalacak ve gram altın tarafında düşüşler bana göre alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Uzun vadede kesinlikle yönün yukarı doğru olacağını söyleyebilirim size. Yayın biraz uzamış olabilir. Önemli bir hafta çünkü her şeyi çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Küresel piyasalara değindik. İçeriye de değiniriz. Elbette vaktim kalırsa bir yayın daha yapmak istiyorum. Farklı konular var çünkü.
Abone olun. Bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Videonun açıklama kısmını mutlaka okuyun. Orada sosyal medya hesaplarımı ve işte gerekli olan, ihtiyacınız olma ihtimali olan linkleri de paylaşıyorum. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.